Maşallah hemen diye girdim. Tezene. Gerçekten tam tezene bunu. Böyle böyle hemen yine tezene. Tam zile cihiz izlik. Kuruköy'de bulunan Siyahmet Bey'in tarlasına geldik. İlk barda tabii yanımıza geldi. Böyle bir büyük ebatta sahip olan bir tarlasının olduğunu söylediler. Buraya ne ekleyebilir? Tabii kuru tarım olduğu için neler yapabiliriz? Biz de bu konuda rehberlik mahiyetinde ziraat odası olarak kendilerine öncülük ettik. Ve burada en iyi toprak analiziyle birlikte en iyi şekilde verim sağlayabileceği ürünün nohut olduğunu söyledik. Sağ olsun o da bizim gösterdiğimiz gibi ürünün ekimini yaptı ve şu anda da artık filizlendiğini görebiliyoruz. Burada da çok yüksek bir verimliğe sahip bir nohut tarlasındayız. İnşallah yüksek puanımızın markalaştıran bir nohut üretimini gerçekleştireceğiz ileriki zamanlarda. Tabii Siyahmet Bey gibi diğer çiftçilerimiz de üretmek istiyor. Tabii bu konuda rehberlik mahiyetinde de biz de ziraat odaları olarak çiftçilerimiz her alanda rehberlik sağlayıp bu konuda yüksek puanın markalaşan ürünlerini ön plana çıkartarak. Tabii ovamızın toprakları çok bereketli olup ancak makine eksikliğinden dolayı birçok alanda çiftçilerimiz farklı ürünlerin ekiminden itina ediyorlar. Biz de ziraat odası olarak Sayın Valimize bu talepleri ilettik ve ileteceğiz. İnşallah Sayın Valimiz de makine konusunda bize desteklerini sunarsa biz de çiftçilerimizin bu taleplerini yerine getireceğiz. İnşallah çiftçilerimiz de daha cesur adımlarla bölgenin farklı ürünleri ekilmesiyle inşallah modern bir üretime başlayacağız. Tabii nohutun Antalya, Uşak, Kırşehir gibi farklı illerde bu kadar verimliliğe sahip iken biz yüksek oda niye bunu yapmayalım? Daha ileri bir seviye niye gitmeyelim? Çünkü hem topraklarımız müsait hem de çiftçilerimiz istekli. Yeter ki imkanlarımız doğrultusunda biz de makinalarımızı temin ettikten sonra inşallah daha fazla üretime kavuşturacağız yüksek odayı. Tabii çiftçilerimizle her buluşmamızda özellikle de şunu belirtmek istiyorlar. Makine konusunda büyük bir eksikliğimizin olduğunu, eğer makinaların konusunda temin etme konusunda bir çalışmamız olursa biz daha fazla alana farklı ürünleri ekilebileceğini özellikle de Sayın Valimize Ali Çelik Bey'e iletmemi istediler. İnşallah biz kendisine de ileteceğiz. Makine ekipman konusunda bu eksiklerimizi yüksek ovasında tamamlayıp inşallah yüksek ovadaki çiftçilerimizin her alanda üretim yapılması konusunda beklentileri var. Biz de şu an gördüğünüz ovanın tamamını artık biz üretim yapacağız. Geçen seneden beri başlattığımız üreten yüksek boy için çıktığımız bu yolda bu sene gördüğümüz kadarıyla insanlarımız artık daha fazla cesaret alarak üretime teşvik etme konusunda büyük bir başarıyı yakaladığımızı ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz yüksek ovası tarımsal ürünler konusunda dışa bağımlı bir halde yaşıyorlar. Bizim de tek gayemiz buradaki bağımlılığı minimize edip yüksek ovamızın vatandaşların kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşıp ve çevre şehirlerine bile sebze meyve alanında özellikle de gıda konusunda bunların ihtiyaçlarını giderebilecek ve temin edebilecek bir ova oluşturmak. Aslında kendi imkanlarımız az olduğu için az ekiyorduk. Şimdi başkanın sayesinde Allah razı olsun 50 bin dönüm ekmişiz. Turu yaptık başkanın sayesinde Allah razı olsun bize destek çıktı. Validen destek istiyoruz. Makine işte biçme makinesi şey için.
nohutlarımızın filizlenmesiyle beraber yüksek bir verime ulaşabileceği gözüküyor. Tabii inşallah ovamızın tamamı bereketli topraklarla kaplı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Verime gelecek diyecekler. Her niyeko ovanı da dedendik iteme. Her dengeci her mağazanı her dozdan numaraya. 12 numara bu sefer. Hepsinin içi dolu ve çifter nohut taneleriyle dolu. İnşallah da diğer çiftçilerimizin de yüzü gülecek.